Söğüdün erenleri, çevirin gidenleri. Ne güzel baş bağlıyor Söğüdün güzelleri. Sayın seyircilerimiz, yörelerimiz, türkülerimiz ekibi Söğüdün simgesi haline gelmiş bu Söğüt türküsüyle Söğüt'ten sizlere merhaba dedi. Şu anda Söğüt Müzesi'nde bir oba çadırının önündeyiz. Sanatçılarımızla birlikteyiz. Dilerseniz gelin müzemizi hep birlikte gezelim. Sayın seyircilerimiz, Bilecik ilinin ilçesi olan Söğüt'ün tarihi bakımdan önemi büyüktür. Selçuklar tarafından Söğüt'e Uçbeyi olarak gönderilen Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi tarafından Osmanlı Devleti'nin temelleri burada atılmıştır. Osman Gazi yapılan savaşlarda Bilecik Tekfur'unu yenmiş, kalesini ele geçirmiş, hatta Tekfur'un evleneceği kızı oğlu Orhan Gazi'ye nikahlamıştır. Sonradan Müslüman olarak Nülüfer adını alan bu güzel gelin, hayırseverliği ve güzelliğiyle ün yaparak tarihe geçmiştir. Orhan Gazi ile düğünleri ozanların dizelerinde şöyle dile gelmiştir.
ak duvaklı al gelin, nazlı Nilüfer Hatun, Orhan Gazi göründü, damada alkış tutun. Söğüt kasabası Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar üzerinde olması sebebiyle büyük tarihi önem taşır ve her yıl büyük oranda turist çeker. Türkiye tarihimizin başlangıcından bugüne kadar kurulmuş 16 büyük Türk devletinin kurucularının büstlerinin sergilendiği platformu Söğüt'e yolunuz düşerse mutlaka görünür. Söğüt'te her yıl Ertuğrul Gazi adına tertiplenen törenlerde yöre en canlı ve hareketli günlerini yaşar. Sayın seyircilerimiz, tarihi önemi büyük olan Söğüt, Bilecik'in en önemli seramik ve yaş koza üretim bölgelerinden biri. Bu iki ürünü biz sizin ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Şu anda kozadan iplik çeken bir atölyedeyiz. Yanımda da bir yetkili var. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ali İhsan Erkan, bu işletmenin sahibiyim. Efendim şu anda siz kozadan şu iplik üretiyorsunuz. Şu anda kuru kozadan ipek ipliği çekiyoruz, üretiyoruz. Gördüğünüz bu kuru kozalar 100 kilo tahmini kuru kozadan ortalama 42-44 kilo kuru koza elde ediyoruz.
ve bunu bilahare ayıkladıktan sonra filator işlemini hazırlıyoruz ve çıraklarımız bunu ustalarının önündeki tavalarda uçlarını alıyor süpürgelerle kaynak sular içerisinde ve ustaların hazırlanmış işleme hazır veriyor ve ustalarımız bunu 56 deniye ipliği 20-22 kozadan ve 28-30 deneyi 10-11 kozadan işliyoruz. İşliyorsunuz. Ve bunu ve iplik haline getiriyorsunuz. İplik haline getiriyoruz. Ali İhsan Bey, Tuzaklı köyünde zannediyorum eski usullerle şu anda kozadan iplik çekiliyor değil mi efendim? Evet efendim. Şu anda çekilmektedir. Evet. Ve bu köyde, benim de köyüm olan Tuzaklı'da 150'ye yakın mancılık vardır. Evet. Ve bu ipek böcekçiliğini Orta Asya'dan benim ecdadım Söğüt'e ta o zamandan beri getirmiştir. Söğüt'te ve Bilecik'te Osmanlılar zamanında geniş çapta bu işlem yapılıyormuştu. Evet. Yapılan atölyeler varmıştı. Bursa'da da tabii bunun Bursa'da da geniş olarak yapılıyor. Söğüt'te şu anda Türkiye'deki imalatın %70-80'i Söğüt'te işleniyor. Pek kozalarını. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim, biz de İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Efendim, seramik söğütün can damarlarından biri. Çok eski bir tarihi olan bu seramik için ne söylemek istersiniz? Şöyle diyebiliriz. Bilindiği gibi bu yörenin insanı toprakla bütünleşmiştir. Bu yörenin insanı tarımın, seramiğin en güzel uygulayıcısı olmuştur. Bir büyüğümüzün söylediği gibi konuyu en güzel şekilde veciz olarak ifade etmek isterim. Söğüt'ün taşı mermer, toprağı fayans ve yaprağı da ipektir. Desen ve kalite olarak şu andaki seramiğin durumu nedir ve desen olarak neler kullanıyorsunuz? Türk motiflerinden faydalanıyor musunuz? Genelde çok çeşitli desen çalışmalarımız var. Seramik üretiminin de uygulanabilecek tüm desenleri uygulamaya çalışıyoruz. Fakat bizim de gönlümüzde yatan kendi motiflerimizi daha çok uygulamak, kendimizden bir şeyler katmak, kendi kültür değerlerimizi fayansa, seramiğe işlemek. Benim pazarlama açısından bir sorunuz var mı ve ihracat durumu nasıldır? Hangi ülkelere ihracat yapıyoruz şu anda? Bilindiği gibi ülkemizde seramik sanayi son yıllarda büyük bir atılım yapmıştır. Aynı şekilde Söğüt'ümüzde de bu gelişme süreci devam etmiştir. Elbette biz de üretimlerimizin bir miktarını ihraç etmekteyiz. Bu son 90 yılında %50 mertebesine ulaşmıştır. Ve ihraç ettiğimiz ülkeler Avrupa topluluğu ülkeleri, seramiğin beşiği olan İtalya dahil Avrupa'ya seramik ihraç etmekteyiz. Onun dışında Amerika, Kanada ve Afrika ve Orta Doğu ülkelerine de ihraç etmekteyiz. Kıvanç verici bir şey. Bizim için bu gurur verici bir durumdur. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sayın seyircilerimiz, yörelerimiz, türkülerimiz ekibi olarak biz her gittiğimiz yörede bir nişan, bir düğün, bir kına gecesi, bir askere uğurlama geleneklerinden birini ekranlarınızda sergilemeye çalışıyoruz. Bu programda da pazar yeri Gün Yurdu köyünde bir yörük düğününe konuk olduk. Sayın Muhtar, merhaba, nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bizi düğünüze davet ettiniz, konuk ettiniz. Evvela teşekkür ediyoruz. Ve düğünün tam böyle en görkemli zamanına rastladık değil mi efendim? Evet, ben de bu mutlu günümüzde bize şeref verdiğinizden dolayı ben de teşekkür ederim.
Efendim sizde düğünler nasıl oluyor? Kaç gün sürüyor? Bize bir anlatır mısınız? Bize düğünler 4 gün sürer. Salı günü başlar. Cuma günü sona erer. Salı günü saat iş derneğidir. Perşembe günü gelin alımı devam eder. Gelin attan iner. Cuma günü komşuların, akrabalarının dürü dediğimiz yani hediyeleri toplanır ve ondan sonra da sadıçlar akşam yemeğini orada yer. Evet. Düğün sona erer. Siz şimdi hem köyün muhtarısınız, evet, aynı zamanda da kız babası olarak, evet, değil mi efendim? Evet, kız babası olarak. Sevinçlisiniz değil mi? Bir taraftan üzülüyorsunuz, bir taraftan sevinç var. Şüphesiz herkes gibi tabii biraz Allah'ın emri üzerine sevinçli olsak da tabii herhalde biraz da üzüntümüz var. Efendim, ki, Allah mutlu etsin diyoruz. Şimdi biz sanatçılarımızla da birlikte geldik. İzmir Radyosu'ndan Hasan Karakaş, İsmet Egeli ve Perihan İpekkentli. Perihan Hanım, nasıl düğünü beğendiniz mi? Çok beğendim. Böyle bir düğüne tesadüf etmek benim için de çok güzel oldu. Ayrıca düğünün bir özelliği var biliyorsunuz. Ertuğrul Gazi'den bu yana değil mi efendim? Evet, Ertuğrul Gazi. O seneden bu seneye kadar görkemli bir şekilde düğünlerini sürdürüyorlar. Öf ve adetlerini en güzel şekilde sergiliyorlar. Evet, düğünlerine katkıda bulunuruz. Bir sanatçı olarak herhalde bir türkü. Bilecik'ten. Ay oğlan tatar mısın? Şeftali satar mısın? Şeftali şöyle dursun. Benimle kaçar mısın? Yakar, otlu değdirmeyin kollarımı sıkar.
benden çıkıp gelir. Mendilcini dürüp gelir. Ağlamış yana babam, gözyaşını silip gelir. Merdivenden indirmeyin, ayağıma sar diken doldurmayın. Babam gelmeyince yerlerin atına bindirmeyin. Erginlerin indirmeyin dalından, yüz günlerde kaldırmayın gölünden. Babam gelmeyince tutmayın ben beni sağ kolumdan. Gelin attan inmiyor. Ne veriyorsun? Gelinime 5 dönüm tarla bağışlıyorum. Evet. Bir tane ala gözlü bir inek bağışlıyorum. Ve kendisine bir beşi birlik bağlıyorum. Oldu. Kaynana. Kaynana. Bir boynum var. Bir odam var. Bir oğlum var. Hafta, tamam. Gelin hanımı yeni evine annesinin sevinç gözyaşlarıyla yeni hayata uğurladık. Şairimiz kızını gelin etmiş anneler için bakın ne diyor. Evimizde çiçektin, ruhuma bahar ektin. Gelin mi oldun kızım, dün küçücük bebektin. Canım, kanım, her şeyim, Tanrı emri ne diyeyim. Gülerken ağlıyorum, düşün kızım. Anneyim. Bir başka programda, bir başka yörede tekrar beraber olmak ümidiyle hoşça kalın.